Bunu anlamanın en güzel yolu, birincisi, tabii ki bunun birkaç yöntemi vardır. İlkinden bahsedeyim. Çizimin renginden anlayabilirsiniz. Ama çizimin rengi kimi zaman yanıltıcı olabiliyor. En doğru yöntem sağ alt köşede yazan Fully Constrained ibaresidir. Yani bu çizim artık ölçüsel ve geometrik olarak kısıtlanmıştır. Ve dolayısıyla herhangi bir şekilde ekstra bir ölçüye ya da kısıta ihtiyacı yoktur. Üçüncü ve en garanti metotlardan biri ise sağ tuş menüsünden Show All Degrees of Freedom demektir. Bunu seçtiğinizde herhangi bir ok çıkmıyorsa çiziminizi doğru yapmışsınız demektir. Sağ tuş menüsünden Hide All Degrees of Freedom diyorum. Buradaki ölçülerden birini kaldırıyorum. 12 mm ölçüsünü seçtim ve delete dedim. Dikkat ettiyseniz hemen ölçünün sildikten sonra diğer kenarların renkleri değişti. Sağ alt köşede hemen beni uyarıyor. One dimension needed. Yani bir ölçün eksik diyor bana. Sağ tuş menüsünden Show all degrees of freedom diyecek olursam şayet bana serbestlik derecesi olan kenarları gösteriyor. Bunlardan herhangi birinden çekiştirecek olursanız ilgili yönde hareket ettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla benim bu kenara ya da bu kenara bir ölçü vermem gerekiyor. Tekrar Hide All Degrees of Freedom diyorum. Ölçülendirme komutu yukarıda görmüş olduğunuz Dimension butonuyla çalışıyor. Kısa yolu D'dir. Zaten belli bir süreden sonra alışkanlık olacağından dolayı D kısa yoluyla sürekli ilerleyeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdilik butonla devam edelim. Dimension komutunu seçtim. Çizgiyi seçtim ve sağa doğru çektim. Buraya bir ölçü girmem gerekiyor. Şayet bir geometrik şekle bu bir çizgi olabilir. İki nokta arası olabilir, bir yay olabilir. Ölçü komutunu çalıştırdıktan sonra bir ölçü vermeye çalıştığınızda bu diyalog kutusu çıkmıyorsa bunun da bir ayarı vardır. O ayar kapanmış demektir. Ölçümüzü verelim ve daha sonra bu ayarın sizlere nereden yapıldığını göstereyim. 12 mm yazdım ve Enter'a basacağım. Ya da yandaki yeşil butona da basabilirim. Öncelikle bu kutucuk olur da kaybolursa ne yapmanız gerekir ondan bir bahsedeyim. Tools'un altında Application Options'dan tekrar Sketch sekmesine yani eski sekmesine gelmek gerekiyor. Burada Edit Dimension When Created seçeneği inaktif durumdaysa bu kutucuk karşınıza çıkmayacaktır. Bir de Inventor'ı ilk kurduğunuzda karşınızda bazı grid çizgileri, eksen çizgileri olabilir. Bunların açık halinde nasıl göründüğünü göstermek için hepsini şu anda aktif duruma getiriyorum ve okey diyorum. Şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor olabilirsiniz inventor'ınızı ilk kurduğunuzda. Bunları daha sonra görüntüyü daha da sadeleştirmek adına kaldırma ihtiyacınız olabilir ki belli bir süreden sonra daha sade bir ortamda çalışma ihtiyacı mutlaka olacaktır. Dolayısıyla Application Options'ın altına geliyorum. Eski sekmesinin altındaki Display bölümünden Grid Line, Minor Grid Line, Eksen ve Coordinate System Indicator'ı kaldırıyorum. Bunlar burada görmüş olduğunuz tüm referans çizgileri kapatmama yarıyor. Okey dedim ve devam ediyorum. Yukarıdaki sekmelerden şu anda eskiz ortamındaydım. Dikkat ettiyseniz yeşil bir kutucukla da zaten eskiz ortamında olduğum konusunda beni uyarıyor inventor. Buradan artık çalışma yapmaya devam edebilirim. Ölçülendirme konusunda AutoCAD'den farklı olarak Inventor'da farklı farklı ölçü komutları yoktur. Burada bütün ölçülendirmelerinizi tek bir komutla yaparız. Burada önemli olan seçim sıramızdır. Yani bir çizgi ve diğer çizgiyi seçtiğinizde aradaki açı ölçüsünü verecektir. Bir kenarı seçtiğinizde ya dikey bir kenarsa dikey ölçüsü, yatay bir kenarsa yatay ölçüsü veya bir yay çizdiyseniz
Bu yayın yay uzunluğu açısı bunun gibi ya da çap yarı çap değerlerini sizlere verecektir. Dolayısıyla birkaç çizim yaparak bu ölçüsel farklılıkları da görelim ve sıradaki geometrik şeklimizle de devam edelim. Yapmış olduğum çizimleri şimdilik siliyorum. Tamamını seçtim. Delete tuşuna bastım.